sağlıkları ve tüm kamu çalışanlarını etkileyen önemli kararlar alınıyor. Biz bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Kamu çalışanlarını temsil eden sendika olarak hem sağlık federasyonu hem de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlar arasında onlara yönelik yapılmış partilerle biz meclis genel kuruluna geçiyorken daha sağlıklı bir şekilde geçiriyoruz. Bu da görüşmelerimiz, iletişimlerimiz devam eden sağlık çalışanlarının sorunlarını biz gündeme getiriyorken bunlarla alakalı daha önceden çok ciddi manada teknik çalışmalar ve çalıştaylar yaptık. O çalıştaylar sonucunda elde etmiş olduğumuz verileri bakanlıklarla sağlık politikaları, aile sağlık çalışma komisyonuyla zaten görüşüyor, önerisi olarak aktardık. Ülkenin içine geçmiş olduğu bu süreç içerisinde sağlık çalışanları olarak en çok muzdarip olduğumuz temel konulardan biri şiddet. Biz Sağlık Sen olarak 2011 yılından beri emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans konusuyla şiddete karşı bir mücadele başlatmıştık. Arz ediyoruz ki sağlıkta şiddet minimize edilsin noktasında bu noktada zaman içerisinde bir takım düzenlemeler yapıldı. Beyaz kod uygulaması oldu. Bunun gibi işte kamu davası olması imkana sağlandı. Sağlık çalışanları şiddete uğradığında ifadelerinin birlikte çalıştığı birlikte almalarıyla düzenleme yapıldı ve Sağlık Bakanlığı tarafından da ilgili arkadaşlarımıza şiddeti uğrayan, şiddeti maruz kalan arkadaşlarımızın savunmalarında avukatlar, Sağlık Bakanlığı meclisindeki avukatlar savunmalarında da bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler sağlıkta şiddetin korkutan kalkması noktasında beklenen sonuç vermedi. Maalesef sağlıkta şiddet ayrıntısında devam ediyor. Burada yeni bir süreç başladı. Sağlıkta şiddetin bir konu oluşlar arasında alınması noktasında yapılmış olan düzenleme gerçekten önemli bir düzenleme. Biz sağlıkta şiddetin ortadan kaldırılması, azaltılması noktasında bunun önemli bir etki oluşturacağını düşünüyoruz ama kendi başına da yeterli olmadığını düşünmesindeyiz. Çünkü sağlıkta şiddetin ülkeye sağlık hizmetlerinin sunulundan kaynaklanan bir takım sorunlar var. Mekandan kaynaklanan sorunlar var. Orada görevli arkadaşlarımızın görev ve yetkilerinden kaynaklanan sorunlar var. Bunlara yönelik de bir düzenlemelerin mutlaka bu uygulamalar sağlık işleri arasında yanında diğer konularda devreye sokulması gerekiyor. Ancak sağlık işleri kavramlarındayız. Sağlık şiddetin kaldırılabileceğine inanıyor muyuz? Evet, kesinlikle inanıyoruz. Nasıl ki insan hayatında bulunan Adalet Bakanlığı'nda veya başka bakanlıklarda şiddet ortadan kaldırılan bir takım unsurlar devreye girmiş ve buralarda aynı düzeyde şiddeti görmüyorsak bir diğer kamu kuruluşu olan Sağlık Bakanlığı'nın bağlı hastanelerde de şiddetin ortadan kaldırılabileceğine aynı mantıkla inanıyoruz. Yeter ki hastanelerde de devletin varlığını hissettirebiliriz. Bunu gerçekleştirdiğimizde ben sorunun önemli çözüleceğine inanıyorum. Devletleri orada bir takım yanlışlıklar olabilir. Sağlık çalışanlarından da kaynaklanan yanlışlıklar olabilir. Orada itiraz mekanizmaları var. Hastalar, bilimciler, arkadaşların bir olarak çalışırsa, bir mağduriyeti söz konusuysa, kendince bir yanlış görürse, burada da şikayet etmeye hakkını kullanarak sonuç almaya çalışması onun en doğal hakkı. Ancak hiçbir yanlışlık, hiçbir şiddetle düzeltmeye hakkımız yok. Kimsenin böyle bir hakkı da yok. Hakkı da yok. Onun için biz sağlık şiddetinin mutlaka kaldırılmasını istiyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ortaklaşa yapmış olduğu çalışmayla sağlıkta şiddetin uluslararası arasında girmiş olması bu alandan çok önemli bir başarının inşallah sonuçlarının önemli olmasını, sağ olsun olarak verirsin. Sağlık işleri olmasında her ay düzenli olarak işte olması konumunda vatandaşlarımızın rüyalarına en üst düzeye çıkartacak önemli bir tsunami etkisi yarattı. Dolayısıyla inşallah bundan sonra sonuçta hayırlı olur diyorum. İkinci olarak değerli arkadaşlar bizim en önemli sorunlarımızdan biri olan aslında görülmeyen yönüyle baktığımızda büyük bir sorun. Sadece sağlık çalışanların sorunu değil, aynı zamanda vatandaşın, aynı zamanda da sağlık sistemimizin bir sorunu olan malpraktis uygulaması. Nedir malpraktis uygulaması? Herhangi bir tıbbi müdahale sonucunda zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri karşısında Sağlık Bakanlığı aleyhine tazminat davası açması ve eğer bir mağduriyet varsa da yargı kararıyla tazminat elde etmesi demektir. Biz bunun yönünde bir vatandaş mağduriyeti varsa bu vatandaş mağduriyetinin giderilmesi noktasına, bu hakkının sonuna kadar yapılmasına mağduriyet varsa mutlaka devlet tarafından giderilmiyor. İtiraz edilmesi demektir. Vatandaşı ödenen tazminatın sağlık çalışanından güçlü edilmesiydi. Burada da değerli arkadaşlar, sağlık çalışanının hiçbir hukuku olmamasına rağmen de çok ciddi manada güçlü davalar vardı. Yani sağlık çalışanların bir günde ülkede 100 binlerce enjeksiyon yapıyor ama enjeksiyona bağlı olarak bir komplikasyon geliştiğinde, bu komplikasyon neticesinde adli tıp kurumunda bu bir komplikasyon gelmiş olmasına rağmen sağlık çalışanı cezai davranış yönünde yargılanıp beraat edilmiş olmasına rağmen, herhangi bir suçluluk olmamasına rağmen de sağlık çalışanlarından rücu ediyoruz bu tazminatlar. Şimdi yapılmış olan bu düzenlemeyle beraber sağlık çalışanlarının bile isteye bir suç kusur yoksa, bir kasıt kusur yoksa sağlık çalışanları tazminatları ödemekte yükümlü olmayacak. Bu sağlık çalışanlarının önemli bir adımı. Türkiye'de, dünyada, Avrupa bölgesi ülkelerine kıyasladığınızda Türkiye'de yapılmış olan bu düzenleme birçok Avrupa bölgesi ülkesiyle oldu. Yani gerçekten ileri bir adım olmuş oldu. Dünyaya önemli teşkil edecek önemli bir adım. Aynı zamanda bu vatandaş açısından da çok önemli bir karar. Çünkü bu sefer hekimler riski yüksek olduğu zaman ameliyat yapmaktan imtina ediyorlardır. Takdir edersiniz ki sağlık hükümetlerinin her biri bir risk içerir. En basit bir ilacı kullandığınızda bile onun bile birçok yan etkisi vardır ama sağlıkta temel bir kayda vardır. Faydası zararının çok olduğu durumlarda tedavi kullanırız. Ameliyat yapmak, insan bedenini kesmektir. Bir takım organlarını almaktır, zarar verirsiniz ama neticede vermiş olduğunuz zarar karşısında hastanın yaşam kalitesini yükseltmesini ve yaşamının devam etmesini sağlarsınız. Yani sağlık her yönüyle risk içerir. Bu risk vatandaşın bir hastanın hayatını idame ettirebilmesiyle ölçülere karar verilir ve operasyonlar gerçekleştirilirdi. Dolayısıyla bu hekimlerin defansif tıp dediğimiz bir tıbbın gelişmesine, riskli hastalıklara hiçbir şekilde müdahale etmeme eğilimini doğuruyordu. Dolaylı olarak da vatandaşımız bundan çok ciddi manada zarar görüyordu. Dolayısıyla vatandaş açısından da atılmış çok önemli bir adım. Bir diğer sağlık sistemi yönüne baktığınızda da artık hekimlerimiz mesleklerini branşlarını seçiyorken artık cerrahi branşlardan uzak branşları tercih etmeye başlıyorlar. Çünkü bu malpraktis tehdidi karşısında kendisini koruyabilecek başka bir unsur olmayınca başka alanlarda kendi mesleklerini devam ettirmeyi tercih ediyorlar. Bu da Türkiye'deki sağlık sistemi açısından çok önemli bir tehdit unsuruyla onu da ortadan kaldıracak çok önemli bir düzenleme oluşturdu. Bu düzenleme, bu şiddet ve malpraktisle alakalı yapılmış olan iki düzenlemeyi gerçekten çok yerinde buluyoruz. Sağlık Sen olarak biz uzun yıllardır bu konuyla alakalı mücadele veriyorduk. Şimdi yeni de iki adımın atılmış olmasını biz bu yönde çok doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Onların açıkça ifadesinde bu iki önemli husus noktasında atılmış olan iki tarihi adım inşallah sonuçları camiamız adına, ülkemiz adına hayırlı olur diyorum. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli gelişme ise son zamanlarda Türkiye kamuoyunda meşgul eden 3600'de sembolleşmiş olan ek gösterge düzenlemesi. Ek gösterge düzenlemesi ne demek? Emekli olan insanların emekli olduklarında emekli maaşlarını ve emekli tazminatlarını artan bir düzenleme demek. Çalışıyorken çalışan insanların emekli maaşları ve çalışıyorken insanların maaşları artmaz veya eksilmez. Yani 50-60 liralık bir artış veya eksiliş olur. Bu kayda değer bir artış veya eksiliş değildir. Onun için artmaz veya eksilmez diyoruz. Ama emekli maaşları ve tazminatlı yönüyle baktığımızda çok ciddi manada bir artış sağlar. Burada bizim sendika olarak daha önceden kamuoyuyla paylaşılmış, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılmış olan 4 meslek grubu vardı. Biz Memur-Sen olarak da, Sağlık Sen olarak da bu 4 meslek mensubuyla grubuyla sınırlı olmaması gerektiğini, kapsamının geniş olması gerektiğini, her çalışanın mutlaka temas etmesi gerektiğini sürekli ifade ettik ve bunu paylaştık. Burada da yapılmış olan düzenleme, 3600'den alakalı herkesi kapsayacak şekilde bir düzenleme oldu. Yani hizmetli memurdan en yüksek devlet memuruna varıncaya kadar her bir kamu çalışanının ek göstergelerinde 600 puanlık bir iyileştirme yapıldı. Dolayısıyla burada hiçbir kamu çalışanı arkadaşımız ben bu düzenlemeden faydalanmadım diyebileceği herhangi bir durum yok. Kimi az, kimi çok ama herkes bir şekilde bu düzenlemeden faydalanıyor. Bu yönde iyi kapsayıcı olmuş olması, tüm kamu çalışanlarını kapsamın içerisine dahil edilmiş olması bu yönde önemli. Biz devletin bu tür politikalarında mutlaka bütüncül bakması gerektiğini düşünürüz. Hepimiz kamu hizmeti veriyoruz çünkü bir kamu hizmetini bir hak verip diğerine vermemek doğru bir uygulama değil. Herkesin mutlaka sistem içerisinde statüsü farklıdır. Bu statüler çok önemlidir. Bu statülere göre mutlaka farklılıklar olmalıdır ama yapılacak olan düzenlemede az veya çok herkese bir şekilde dokunması gerekiyordu. 3600 düzenlemesi de bu noktada her bir çalışana dokunmuş olan bir düzenleme. Sağlık çalışanları olarak Sağlık Sendikası, Sağlık Sen olarak bu noktada biz de bütün bu düzenlemelerden faydalanmış olduk. Bu yönüyle güzel bir düzenleme inşallah sonuçları da bütün çalışanlarımızı memnun eder. Burada kafaları karıştıran kamuoyuna bir takım bilgiler mutlaka sızıyor. Bizim de farklı farklı düşündüğümüz konular var ama bunları zaten Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde maddeler üzerinde konuşarak bu kör noktalara açık getirilecek. Şu anda bir şey diyebilme şansımız yok. Doğru veya yanlış eleştirilerin doğru veya yanlış olduğunu tespit edilebilecek durumda da değiliz. Çünkü madde metnini, kanun metnini, tasarısı daha görmüş değiliz. Gördüğünüz zaman tasarı üzerinden daha açık, net ifadeler kurabiliyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz bütün açıklamalar bizim Sayın Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden değerlendirmeler oluyor. Memur-Sen olarak da bu konuyla alakalı bütüncül bir yaklaşımla basın açıklamasını yaptık. Dediğim gibi bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda itiraz edeceğimiz kör noktalar netleştiğinde onu da tekrar sizlerle ve kamuoyuyla paylaşırız. Masada da o sorunların çözülmesi için mücadelemize devam edeceğiz. 2008 sonrası işe girenler için özellikle bir tartışma konusu var. 2008 sonrası işe girenler 3600 ek gösterge hakkında faydalanıyor mu, faydalanmıyor mu? Temel yaklaşım bu. Burada da değerli arkadaşlar meselenin iki yönü var. Birinci yönüyle baktığımızda emekli tazminatı yönüyle 2008 öncesi girenle 2008 sonrası girenler arasında herhangi bir fark yok. Birebir kuruşu kuruşuna alacak oldukları emekli tazminatı bir. Ben 2008 öncesi işe girdim diyelim ki 30 yıl çalıştım. Siz 2008 sonrası işe girdiniz, 30 yıl çalıştınız. 30 yıl çalışmanıza karşılık alacak olduğunuz tazminatlar birebir aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Burada bir kafa karıştırıcı unsur yok. İnsanların itiraz ettikleri nokta maaş yönüyle. Acaba 2008 sonrası işe girenlerin maaşları düşük mü olacak? Bu noktada da sosyal medyada değişik paylaşımlar var. Onları da biz zaman zaman okuyoruz, görüyoruz. Orada da 2008 sonrası işe girenlerin maaşlarının çok düşük olacağına yönelik bir takım değerlendirmeler var. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda bu değerlendirmelerin sağlıklı değerlendirmeler olmadığını düşünüyoruz. Çünkü orada önümüzde bir kıstas var değerli arkadaşlar. 2008 sonrası işe girenlerin emekli maaşlarının ne olacağına yönelik bir kıstas yapabiliriz. O da nedir? İşçilerin emekli maaşlarının hesaplanması prim esaslıdır. 2008 sonrası işe girenlerin emekli maaşının hesaplanması da prim esaslıdır. Dolayısıyla ikisine baktığımızda 2008 sonrası işe girenlerin denildiği gibi aslında maaşların çok da düşük olmayacağına yönelik gelen bir ifade kullanabiliriz ama onu tabii ki 2040 yılında emekli olacak birisi için bugünden söylemek de çok zor çünkü çok değişen parametreler var orada. genel olarak enflasyon güncellemesidir. 2040 yılında enflasyon güncellemesinde olacak. Günden kestirebilme üzerine yorum yapabilme şansımız yok ama emekli maaşının hesaplanmasında enflasyon güncellemesi önemli bir etki oluşturuyor. Ülkenin büyüme endeksi, bu da önemli bir ekonomik büyüme, bu da emekli maaşının hesaplanmasında önemli bir kriter. Bunu da bugün ben tespit edip cümle kurabilme şansımız yok. Dolayısıyla kamuoyundaki o paylaşımları %100 doğrudur diyebilme şansımız, %100 yanlıştır diyebilme şansımız da yok ama bütüncül olarak baktığımızda maaşlarının düşük olmayacağına yönelik ifade daha da kurulabilir diye düşünüyorum. Onu da ifade etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, en son tabii şu anda Meclis Genel Kurulu'na gelen Aile Sağlık Çalışma Komisyonu'nda olan sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli bir konu var. Aslında sağlık çalışanlarının ücretlerinin bir güzel gündemeye gidilmesi, ek ödemelerin artırılması, genel sermayelerin artırılması noktasında daha önceden hepiniz bilirsiniz Aralık ayında bir düzenleme yapılmıştı. Biz o düzenlemeye belli başlı noktalarda itirazlarımız olmuştu. Çünkü o düzenleme, o gün itibariyle yapılmış olan düzenleme aslında soruna gerçekten çözüm üreten bir düzenleme değildi. Günü kurtarma adına yapılmış bir düzenleme gibi daha çok bize geliyordu. Çünkü döner sermayeye bağlı sağlık çalışanların çok önemli sorunları var. Bu sorunları düzeltebilmek sadece bir kalemle mümkün değil. Burada bizim temel yaklaşımımız şudur. Bir, sağlık çalışanlarının, hekim, hemşire, sağlık memuru gibi bütün sağlık çalışanlarının temel ücretlerin, taban ücretlerin çok düşük kaldığını, bu ücretlerin yükseltilmesiyle alakalı bir düzenlemenin mutlaka yapılması gerektiğine dair bir takım görüş, düşüncelerimiz var. Bu noktada da taleplerimiz var. Bunu Sağlık Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na yapmış olduğumuz bütün görüşmelerde, toplu süreçlerinde de ifade ediyoruz. Birinci olarak mutlaka taban ücretlerin artırılması gerekiyor. İkinci olarak da sağlık çalışanlarının almış oldukları ücretler performansa bağlı bir ücret sistemimiz var. Performansa bağlı ücret sistemi hastaneden hastaneye değişen bir ücret sistemi. Her hastane ne kadar gelir üretiyorsa o hastanede çalışanlara o gelir belli oranlarda dağıtılıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de 934 hastaneden 934 hastane demek 934 hastanede çalışan uzman hekiminden, pratisyen hekimine, pratisyen hekiminden hemşiresine, evresine, sağlık memuruna varıncaya kadar tüm sağlık çalışanlarının birbirinden çok farklı ücret alması demek. Yani birinde çalışan iki hekim, uzman hekim arkadaşımız biri diğerinden 2-3 katı daha fazla ücret alabiliyor. Aynı işi yapıyor olmalarına, aynı performans puanı üretiyor olmalarına rağmen biri diğerinden 3 kat daha fazla ücret alabiliyor. Bir sağlık çalışanıyla ve hemşire sağlık memuruyla bir diğer ve hemşire sağlık memurunun arasında 3000 lira varan ücret farkı oluşuyor. Aynı hizmeti yapıyor olmalarına dolayı biz bunun mutlaka adaletin tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada da hastaneye bağlı ödeme sisteminden çıkartılıp merkezi bir ödeme sisteminin olması, bireysel performans sisteminin hayata geçirilmesi, herkes ne kadar emek üretiyorsa, herkes ne kadar hizmet üretiyorsa üretmiş olduğu hizmetin karşılığında belli bir ücret alsın istiyoruz. Bu noktada da en önemli vurgu yaptığımız konu adalet vurgusuzu. Merkezi bütçeye alındığında burada adaleti tesis edebilme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla burada bu düzenlemede yapılan en önemli maddelerden biri döner sermaye dağılımının merkezileştirilmesi, merkezi bütçeden bakanlık merkez teşkilatına yapılacak şekilde bir düzenleme yapılmış olması. Bu düzenleme önemli bir düzenleme. Hem ücretlerde bir adaleti sağlamış olacağız bu yönüyle, sağlamış olacak bu yönüyle onu ifade edeyim. İkinci olarak sağlık çalışanların ücretlerinin yükseltilmesiyle alakalı da bir düzenleme burada var. Döner sermaye tavan oranları artırılmış oldu. Bu elbette ki önemli diyebiliriz ama eğer siz para dağıtmıyorsanız döner sermaye tavanlarının yüksek olmasını bir anlamı da yok ama biz döner sermaye tavan oranlarının artırılmış olması bu noktadaki temel ücretlerin artırılması noktasında bir gayretin, çabanın olduğunu da buradan görebiliriz. Onu ifade etmiş olayım. Bir diğer önemli düzenleme değerli arkadaşlar, bunun artık SUD'la ilişkili olmaktan çıkartılıyor olması. Daha önceden hastaneye gelinir, SUD fiyatlarına göre edilmiş olan gelire göre dağıtılıyordu. Dolayısıyla orada bir çelişki söz konusu oluyordu. O çelişki ortadan kaldıracak, sağlık çalışanlarına yapılacak olan ücret dağılımını SUT'a ilişkilendirmekten çıkartılmış oldu. Artık bakanlık eğer gerçekten istediği rakamları verebilecek bir imkana şu önümüzdeki kanun tasarısı metninden çıkartabiliriz. Ama bunların hayata geçmesi noktasında ikinci düzenlemeler çok önemli. Eğer ikinci düzenlemelerde, yani yönetmenin düzenlemelerinde siz yapılmış olan bu kanundaki olan hükümleri pozitif yönde değil, negatif yönde kullanırsanız içini boşaltabilirsiniz. Biz bunun örnekleri daha önceden gördük. Büyük vaatlerle düzenlemeler yapılmıştı Öner Mali Yönetmeliğinde ama sonuçta büyük bir hüsran yaşamışızdır. Sağlık çalışanların arasındaki ücret adaletsizliği uçurumu çok ciddi manada daha çok artmış, çalışma barışı çok ciddi manada bozulmuş, bundan zarar görmüştür. Dolayısıyla bugün yapılmış olan düzenlemeleri kanun maddesi metni üzerinden baktığımızda pozitif değerlendirebiliyoruz ama daha önceki uygulamalarda gördüğümüz endişeleri de taşıyoruz. Mutlaka ikinci mevzuat düzenlemeleri yapılırken kanunun içini boşaltılmaması, sağlık çalışanlarının ücretlerinde bir adaletin sağlanması ve taban ücretlerinde bir artışın sağlanması gerekiyor. Burada yapılmış olan düzenlemeler bu yönde bütüncül olarak baktığımızda iyi. Emekliliklerine yönelik bir düzenleme var. Burada uzman hekimlere ve hekimlere yönelik bir düzenleme var. Daha önceden var olan bir düzenleme burada biraz daha kanun metniyle netlik getirmiş oluyorlar. Onlara yönelik 3'ün altı üstünde gösterge düzenlemesini zaten 600 puan bir düzenleme, bir iyileştirme yapılmış oluyor. Burada da ekstra bir düzenleme yapılmış oluyor. Yapılmış olan tüm bu düzenlemeler değerli arkadaşlar sadece sağlık rakamlarını kapsayan bir düzenleme değil. Aynı zamanda üniversite hastanelerimiz, aynı zamanda adli tıp kurumlarını da kapsayan bir düzenleme. Bu yönüyle baktığımızda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kapsayan önemli bir düzenleme olmuştur. Bu yönüyle baktığımızda inşallah dediğim gibi eğer ikinci mevzuatta bu düzenlemelerin içi boşaltılmazsa sağlık çalışanlarının arasında memnuniyet oluşturabilecek bir düzenleme olabilir. Yani hep muallak konuşuyor. Muallak konuşmamın sebebi daha önceki yaşamış olduğumuz acı tecrübelerden dolayı onu burada ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, orada yapılmış olan bir başka düzenleme var. Belki çok fazla kişinin dikkat etmediği ama atamalarda özellikle eczacılarda kura yöntemi vardı. Bu kura yönteminde bakanlık bir düzenleme yapma ihtiyacı hissediyor. O noktada da kendisine bir takım yetkiler alarak düzenlemelerde, hekimlerde ve diş tabiplerinde ve eczacılarda bunu kuraya bağlayarak, kurana da belli kriterlerini bağlayarak yapmaya çalışıyor. 4924 statüde çalışanlarla alakalı bir düzenleme var kanun metninde. Burada da aynı zamanda 22.000 olan kadro sayısında 27.000'e çıkarttılar. Nedir 4924? Değerli arkadaşlar, orada da bu düzenlemenin asları şu. Personel teminde güçlük çekilen yerler var. Yani hekim tutmakta zorlandığımız bazı hastaneler, bazı ilçe hastaneleri var. Oralarda doktorluk da bilmek adına yapılmış olan bir uygulama, 4924 uygulaması, sabit gelirlerinin yüksek olduğu bir uygulama. Bunun hem kapsamı genişletilmiş oldu hem de içerik üründen DHY'lere tanınmış olan öncelik hakkını kaldıracak bir düzenleme yapılarak öncelikli olarak kadrolu devlet memurlarından bu hakkın tanınması sağlanmış oldu. Böyle bir düzenleme kanun tasarısı metni içerisinde var. Değerli arkadaşlar, bizim Sağlık Sen olarak önemli gördüğümüz bir diğer konu da şu: istihdam. Sağlık çalışanlarının şu anda en önemli sorunlarından biri sağlıkta istihdam. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de, OECD verilerine göre de, Avrupa bölgesi ülkelerin ortalamalarına göre baktığımızda da Türkiye'de bir hemşire, bir sağlık çalışanı, hemşire, sağlık memuru 4 ebe hemşirenin yapması gereken işi tek başına yapıyor. Dolayısıyla bu sağlık çalışanlarının çalışma yüklerini çok fazla artırıyor. Çalışma sürelerini de çok fazla uzatmış oluyor. Yani bir ebe hemşire arkadaşımız 4 ebe hemşirenin işini sadece yapmakla kalmıyor. aynı zamanda da çalışma süreleri çok uzun oluyor. Günlük 13 saat ortalamayla çalışıyorlar. Aylık 13-14 nöbet tutuyorlar. Ve sağlık çalışanlarının değerli arkadaşlar önemli bir kesimi yine bir sağlık çalışanı ile ilgili. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bir diğer araştırmada %35'in sağlık çalışanı ile ilgili veya polis, asker gibi nöbet tutan meslek mensupları ile ilgili. Burada da ayda 13-14 nöbet siz tutuyorsunuz, ayda 13-14 nöbet eşiniz tutuyor. Ayda 20-25 gün birbirini görmeyen bir karı kocadan, annesiyle babasını bir arada görmeyen bir çocuktan bahsediyoruz. Yani sağlık çalışanlarının çalışma yaşantılarıyla, aile yaşantıları, sosyal yaşantıları uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanların bütün çalışma performansı evinin yatak odasıyla hastanenin nöbet odası arasında geçen bir yoğunlukta geçiyor maalesef. Bunun için istihdamın mutlak surette artırılması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının çalışma yaşamıyla aile yaşamının, sosyal yaşamının uyumlu hale getirilmesi için mutlak surette her yıl düzenli olarak 60-70 bin istihdamın yapılması gerekiyor. Bu sağlık çalışanının yükünü alacak bir uygulamadır ama aynı zamanda daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması açısından da çok önemlidir. Biraz önce yukarıda şiddetten de bahsettim. Aslında şiddetin de en temel unsurlarından biri bu fazla iş yoğunluğu. Eğer siz iş yoğunluğunu azaltabilirsiniz, bu iş yoğunluğunu daha fazla dünya standartlarıyla eşdeğer bir seviyeye çıkartırsanız Milo'nun sağlıklı şiddeti biz minimize edebiliriz. Çünkü sağlıklı şiddetin en temel unsuru kendisiyle yeterli düzeyde ilgilenilmediğine dair şikayetlerdir. Vatandaş açısından baktığınızda haklı payı vardır. Sağlık çalışanları açısından baktığınızda da dışarıda müdahale edilmesi bekleyen onlarca hasta vardır. Bir an önce siz işinizi bitirip bir diğer hastaya müdahale etmek için uğraşıyorken hasta da kendisiyle yeterli düzeyde ilgilenilmediğini hissettiğinden dolayı sağlıklı bir iletişim kullanmayıp oralarda şiddetinde tırmanmasına sebep oluyor. Yani sağlıklı istihdam birçok sorunu da ortadan kaldıran aslında çok önemli bir sorun. Burada sağlıklı istihdamı biz her gün düzenli olarak 60-70 bin artırırsak Türkiye'deki sağlık sistemini çok ciddi manada ayağa kaldırmış, birçok sorunu da bu ölçüde çözmüş oluruz. Bir diğer gündemde olan, sizin de zaman zaman haber etmiş olduğunuz konulardan biri de radyoloji ile alakalı, radyoloji çalışanlarıyla alakalı yapılmış olan bir düzenleme. Burada da bizim yapmış olduğumuz bir itirazımız var. Yönetmelikte bir düzenleme yapıldı. O düzenlemede de saat hesabı yapılarak sağlık çalışanlarının sağlık izni kullanma hakkı belli şekilde kısıtlandı. Biz buna itiraz ettik ve dava açtık. Burada çünkü kanunda açık net bir hüküm var. Sağlık izni, yani radyoloji çalışanlarının, radyasyona maruz kalan çalışanların radyasyonun etkilerinden korunabilme, vücutlarını yenileyebilme adına onlara tanınmış olan sağlık izni kısıtlayıcı yapılmış olan düzenlemelerin iptal için dava açtık. Bu davayı %100 kazanırız çünkü kanunda yapılmış olan bir düzenlemeyi siz yönetmelikle değiştiremezsiniz, uygulamayı bozamazsınız. Yapılmış olan uygulama doğru bir uygulama değil. Masa başında hazırlanmış olan bir uygulama, sahanın gerçeklerinden kopuk bir uygulama. Dolayısıyla ne uygulanabilirliği var meselenin ne de baktığınızda literatüre uygun bir uygulama değil. Kanunlu bir hükmü siz yönetmelikle ortadan kaldıramazsınız. Bunu da biz dava açtık ve kazanacağız. Radyoloji çalışanları, radyasyonla çalışanlar adına yapmış olduğumuz bu girişimi de buradan sizlerle paylaşmış olmak isterim. Sizler vasıtasıyla da radyoloji çalışanlarıyla paylaşmak isterim.